Açın, açın! Açın, ne olur açın! Açın! Dolan kapıya, kapıya dolan, pencere açılmıyor! Kendine gel. Uyuma sakın. Ne olur uyuma. Uyuma. Bırak da uyusun. Zengin biri. Hurbalarından belli. Donup ölmek düş gibidir. Acısızdır. Konuşma sen. Kar getir çabuk. Ovalım bir iyice. Ayılınca da görmesin seni. Elinde yüzük yok. Belki de bekar. Bekar. Fazla sokulma. Sakın kendini ondan. Gözleri göz değil onun. Cebi para dolu. Kocaman bir arabası var. Ama elinde yüzük yok. Ne nişanlı ne de evli. Gözleri göz değil. 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 Tavşanı pişirmek ustalık ister. Kanını iyice akıtacaksın. Kara gömeceksin. Soğanda yatıracaksın falan da filan. Terbiyesi de bol olacak. Tavşana edilen zahmet, katılan harç, manda tersine katılsa o bile yenir. Böyle derdi rahmetli anam. İçer misin? Hı? Tövbe ağzıma koma. Sen, zor şartlarda yaşayan bir kızsın. Nice zahmetlere göğüs geren bir kızsın. Şu kadarcık içki ne yapar sana? Hadi iç. Meryem'in ne senin? Söylememi istiyor musun? Doğruyu. Doğruyu. Nerede o? Kim? Dün gece pencereden hayal meyal gördüğüm kadın. Neden soruyorsun? Kötülük de olsa, iyilik de olsa bana yapılanı karşılıksız komandı. Al şunu. Ver onu. Bedelini almak için yapmadım. O kadın tesadüf işte. Gene de bir masada oturulabilir. Karşılıklı laflar edilebilir. Yaşayan bir tipe benziyordu. Zaten hayat demek arkada bırakılan iz demektir. Devam edin lütfen. Ne kaldı ki geriye? Sevilebilir... Sevişilebilir, öpülür, koklanır. Meram oldu mu? Neden olmasın? Sizi efendi sanmıştım. Terbiyeniz sıfırmış meğer. Efendilerin de, serserilerin de duyguları aynıdır. Erkektir çünkü. Ama borçluyum. Ben kurtarmadım. O kadına borçlusun hayatını. Dur hele. Şakayla karışık,
O kadın kalbime mi sokuluyor ne? Çünkü rastlantı denir buna. Binde bir sevmek getirir. Karışık düşler getirir. Evlilik düşündürür insanı. Çocuklar olur. Çocuklara anlatılacak öyküler düşündürür. İnanılmaz ama gerçektir. Senin gibi çul çabuk içindekiler anlamaz bu işleri. Bu işler tavır işidir. Havalı olmak işidir. Akşamlar hanımefendi. Demek buradasınız ha? Öteki nerede? Çul çaput içindeki hanende kelek. Vay vay vay. Biliyorum. Yakışmadı. Aksine çok yakıştı. Tıpkı cehennemde bir melek. İç be, gebertmez insanı. Bir hareket daha yaparsan bağır. Kadın bana uyabilmeli. Yaşayacağı hayat bunu gerektiriyor. Az da olsa içebilmeli. Affedersin. Bağışla beni. Söylediklerini kulakların duyuyor mu seni? Kalbim konuştuğu zaman kulaklarım duymaz beni. Karım dedin. Bana kızdın mı yoksa? Kırıldın mı? Şimdi yani sen evlenmek mi istiyorsun benimle? Üzerine yıkılan şu enkazı kaldıracak mısın yani? Sen istersen yavrum. İsterim. İsterim. Selamün aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Ben şehre dalıyorum. O biçim yerlere. Rüstem ayrılmamamı söyledi. Başka Rüstem'e. Biz tavuk peşine gidiyoruz. Onun işi horozlarla. Benim keşim de hesabını görür. Sonra öyle gidiyor. Avcın ama silah atar, bayısın avana hakem olsun. Hadi, hadi. Devirme şunu be. Ben eski kazanır muhakkak. Bırak ben hayatımı koydum bu işe be, var mısın bana? Bire üç koyuyorum Allah. Bire beş, tamam. Gözlerler oğlum buna. Neden söylesin? Hadi abi işe bak, görmek yok. Hadi yavrum hadi.
İzmir Balıkesir yolunun 5. kilometresinde yol tek şeritten ulaşıma açılmıştır. Sayın hey aslanım benim be. Yollar bizim gene desene. Nerede takoz? Nereye gitti o namussuz? Takoz hakkı şehre indir üstem kaptan. Tavuk peşine gitti. Kümese, kümese anam kümese. Giresin fındır da taze, dudaklar meze. Haydi şerbe. Aşağıdan yavrum aşağıdan. Patlat bir köpüklü de Engels gibi gümlesin. Hadi toparlan birader, yollar açılmış. Ay maşallah, tavuk efradına da eyvallah. Yollar açık. Ama senin yol kapalı. Hesap pusulası tıkamış o yolları. Para istiyordun ha? 45 bin kadar. İyi, bir şey değilmiş. 2000 kağıdı hazır. Mesleğere verirsin bozukluğu. Ha? Parayı sökül ki dişlerin sökülmesin. Bu beyefendilerin şakaya tahammülü yok. Hadi uzatma birader. Soygunculuk lan bu. Parayı sökül dedi sana. Durun be. Bırakın be. Bırakın kan çıkmasın. Durun be. Burada bitsin. Para için değer mi? Yedi içti, karı kız oynattı. Eğlendi, zevklendi. Keriz miyiz yani? Bu dükkanın da bir raconu var birader. 25 bin kadar var. Yakalan 20 bin. 20 bin liralık da ufalayın her geri. Kulağına küpe olsun. Hırpalayın. Vurmayın lan! Bana baba evladı üstünde be! Haydi gözüm üstüyordu be! Gitti. Ajansı dinlediğini duydum adamdan. Sonra da benim kayakları ayağına bağladığını gördüm pencereden. Önce düşüp kalktı, sonra alışarak hızla gitti. Fırtındakini sana mı verdi o? Sen ona karşılığında ne verdin ha? Karşılığında ben, benim olan tek şeyi verdim ona. Namusum. Ne kaldı geriye ha? Şu dağ başında, şu pis kulübede, çirkinliğin, yoksulluğun, durumun dışında ne kaldı? Kahpe! Ne kaldı geriye? Ne kaldı ha? Ne kaldı? Sus be! Sus! Kahpe ben miyim? Yoksa yol vermeyen şu dağlar mı? Kışın akan, yazın kokan şu pis kulübe mi? Anamı öksüz diye kapatan sen Nemrut, yoksa sen misin asıl orası ha? Benim zaafımı kullanan, hayallerimi sömürüp beni benden alıp giden adam mı? Kim? Kim orospu? Kim kahpe? Kim zalim? Kim? Kim? Bırak Fidan'ım. Burada bitsin bu. Dal budak saran bir ağaç olmasın. Kökleri yüreğini sarıp sarmalamadan unut. Burada bitsin bu. Her şey biter belki. Şu kör olası kar, şu ağaçlar, yol vermez dağlar bitebilir. Ama bu hikaye burada bitmez. Arabam bassın seni, tamam. Arabam bassın. Kürkün, lüksün, kokun bassın.
Yerin dibine bat! Sevmek iyidir. Karışık düşler getirip evlilik düşündürür insan. Çocuklar olur. Çocuklara anlatılacak öyküleri. Şarkılardaki dert içimiz değil. Şimdi bizimki de dışarı taşlar attık. Allah kahretsin. Uçmadı ha, ama uçmak üzere. Manyak mısın be? Geberecektik azda. Sus artık, korkudan perişan olmuş zaten. Geri vitese tak. Yavaş yavaş gaz ver. Olmayacak galiba. Atla kardeşim en iyisi. Hadi. Ha, hayır. Hayır. Atlasana be. Canını kurtar bari. Malım gittikten sonra canın kıymeti mi olur abi? Ben Alman pisliğinde sürünerek kazandım bunları. İnmem. Sen deli misin be? Hadi ip getir, koş. Ya sen zapt edemezsin tek başına. Kayarsa bırakırım, uçup gider. Dev kadar boyun, pire kadar aklın var. Fil gibi de yüreğin. Bırakmazsın. Onunla uçup gidersin, bilirim seni. İblislik etme ulan. Markarları parayla birlikte vicdanını da mı sömürdü senin? Allah. Aha, bismillah. Allah'ım, yüce Allah'ım yardım et. Allah'ım, yetti be takoz, yetiş. Yettim be kaptan. Yettim. Hadi. Hadi. Hadi takoz. Bir işe yara be hadi. Gitti. Hey! Nereye be? Kaptan uçtu gitti. Yardım etsene. Yolumuzun vaktim az. Kardeşimin düğününe yetişeceğim. Allah yardımcınız olsun.
Dur! Kahrol be! Geberesi domuz! Gavur pisliği temizleye temizleye gavurlaşmış domuz herif! Yuh be! Güneşin battığı yerde bir dönülme ufka gittin beni böyle dertli garip bitki bıraktın gittin gün gibi. Siz deli misiniz be? Pek akıllı saymam kendimi. Takoza girince aklını sandviçe hup yedi o. Az önce, daha az önce ölümden döndük be. Karda donarak, nehirde boğularak ölmek ters düşmez. Rüstem kaptana ters düşen tek şey orada burada değil. E5 karayolunda ölmektir. Başka türlü ölüm yok mudur sizce? Mesela? Ölmeden ölmek mesela. Yaşarken ölmek. ...31 hangi şehrin plaka numarası? 26 Eskişehir, 27 Gaziantep, 28 Giresun, 29 Gümüşhane, 30 Hakkari. 31 de bizim gittiğimiz yer olan Hatay. Evet, Hatay burası. Siz hangi yana? Bir hısmına gidiyorum. Hatay'ımız kısım kısım. Ne yana düşer şu kısım? Önce bir otele ineceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Caddeye bakmayan tarafından tek yataklı bir oda istiyorum. Hanım için. Tabii. Yakınımdır kendisi, şey, tamam ben... mı? Kapısının kilidi sağlam olacak odanın. Hesabı da benden. Param var benim. Hem de epeyce. Sakla. Hayat kısa, yollar virajlı. Bir dönem işte karşılaşırız gene. Ödersin o zaman. İkinci kat 21 numara. Teşekkür ederim. Çıkarım ben. Eyvallah. Çek elini. Paranı kabul etmem. Her bir veren karşılığını da ister. Öyle bir niyetin varsa niyetin batsın. Ama iyi insanmışsın sen. Hakkını helal et. Selam. Takoz be, sen misin? Çök bakalım. Yaşamak. Hiç biraz da mayhoşlaş. Pek şeyim zaten. Ne oldu gene? Fulya. Kavga mı ettiniz? Gene mi hastanelik ettin? Anadolu'da bir pavyona mı gitti? Yoksa bıraktı mı şarkıcılığı? Fulya evlendi. Resmen. Devlet nikahıyla aldı biri. Fede ortadan yok oldular. Beni hiç bırakmaz gitmez. Kazık atmaz sanıyordum. Esirden beter cariyem sanıyordum. Bu sevda denen illeti bilmezsin.
Allah düşmanıma vermesin. Sana anlatıyoruz lan. Yaramıza merheminden vazgeçtik. Hiç değilse dinle birazcık. Sen... Yoksa bugünkü kızı mı düşünüyoruz? Düşünsem ne çıkar? Ne getirir ne götürür be takoz. Adını bile sormadık. Yakınım, dayanağım Nemrut. Duy soluğumu. Kalbimin atışını duy. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Oturmaz mısın? Bir şeyler içerdik. Müptelayım sana. Gecemizi içkiyle bulandırmak istemem. Uzun kaldım bu sefer. Bir terslik mi oldu işlerinde? Terslik yok. Bir yerde takıldık gibi. Kadınsız kumarsız takılmazsın sen. Boş ver. Biliyorsun müptelayım sana. Ya ben? Köleyim sana. İblisin tekisin. İçin dışın şeytanlık dolu. Biliyorum, Nemrut'sun. Seni etkileyen de bu güzelim. İçimdeki şeytana tapıyorsun sen ve ben... ...güzel bir odaya, temiz bir yatağa hasret... ...sana hasret, burada vakit öldürüyorum. İçmeden kötülük yapmadan başaramıyorum. Uyanamıyorum. Çocukluğumdan kalma kompleksler. Ne olursam olayım, nerede bulunursam bulunayım, kurtulamıyorum. Çünkü ben bir piçim, piç! Büyütüyorsun canım sevgilim. Güçlüsün, zenginsin, zalimsin. Ama piçim... Bu lekeyi hayvanlara vurulan damga gibi, arabalara takılan plaka gibi taşıyorum. Plaka gibi! Hey Rüstem, uyuma oğlum. Çok geç kaldın, bir şey mi oldu? Yok canım, lastik falan patladı. Estek köstek. Çevirme arama var zannettik. Ağzını ayrı aç be. O konuda korkumuz yok bizim. Yasalara uymayı boynumuzun borcu. Muhasebeye çıkın, ödeme yapsınlar. Oldu. $60,000 Bey seni istiyor, konuşacakmış. Yol yorgunuyum, kafam bozuk. Moralim de yamuk. Konuşacakmış dediysek konuşur. Kızdırma ona, hadi. Duyduğuma göre gözü peksin. Geceye gündüze dayanıklısın. Kafan işliyor. Sağ olun efendim. İşimi seviyor, görevimi yapıyorum. Yakında yurt dışına çıkacaksın. Biraz mal götüreceksin. Yapabilir misin? Maaşın 3-4 misli artacak. Ayrıca prim de alacaksın. Tamam mı? Yanlış kapı çaldınız efendim. Ben kaçakçılık yapamam. Tehlikeli virajlara daha bir zevkle dalarım ama şoför olarak, kaçakçı olarak değil. Çünkü adım gibi bilirim, bu işlerin ardında polise enselenmek vardır efendim. Kısadan ve keseden zengin olmanın yolu demir parmaklıkların ardından geçer. Serseri. Oto sahibinin adı Yalçın Ülker. Ev adresini versem yeterli mi? Plakayı biz kendisine verebilirdik. Sağ olun, kendim götürsem daha iyi olur. Seversin diye dem koydum biz bütün. Sağ ol.
Bizimki nasıl? Anlaşılır gibi değil. Girip çıkıyor otel ama konuşmuyor hiç. Şimdi yukarıda. Alışverişten geldi de. Şaşıp kaldım. Olur gibi değil çünkü... Gördüğün gibi şey... Çok acele işim var müsaaden. Amma da değişmiş. Adı neydi bunun? Ha? Hey! Bir dakika! Aradın kızım. Yalçın Bey'i aradım. Oturun şöyle. Bir meselen mi var Yalçın'la? Yalçın, neyin olur senin? Cemile, çay servisi yap. Peki efendim. Evet. Yalçın benim oğlum olur. Ya senin? Bir yaramazlık mı var yoksa? Bir haber getirdim kendisine. Şahsi bir iş. Siz söyleyin ona. Kürklü bir kadın değil. Kürklü bir kadın ha? Kürklü. Güzel. Ve diri. Neler anlattı sana? Sen ona ne söyledin? Seninle şahsi konuşmak istediğini söyledi. Ben de kaldığı otele yarın bir araba göndereceğimi, seninle buluşmasını sağlayacağımı söyledim. Ne iyi etmişsin anacığım. Onunla buluşmaktan çok mutluluk duyacağım. Yolları fazla bekletmek olmaz. Bizsiz öksüz çocuk gibidir yollar. İzmir tarafına gidiyoruz. Sen gidiyorsun. Yanına bir de muavin katarız. Hey, ne oluyor sana? Bugün otele gittim takoz. Kızı bir ziyaret edeyim diye. Ne görsen beğenirsin. Kız değişmiş. İki direm bir çekirdek olmuş. Dahası var. Çok pahalı bir kürk giyiyordu. Yosma gibi de boyanmış. Nasıl olmuş bu iş? Bilebilsem. Yüreğim kuşkuyla doldu. İşkillendim bir kere. Olayı çözemezsem iflah olmam, biliyorsun. Bilmez miyim? İnatçı keçinin tekisindir. Sen uzun yola, ben kısa yola takoz. Kazamız mübarek olsun. Bir dakika. Nereye gidiyorsun böyle? Bir işim vardı. Nasıl bir iş? Söyle. Bu esrarengiz hallerin ne böyle? Bu kıyafetin, tedirginliğin ne? İşim var dedim. Çekil önümden. Karşılığını almadan kimsenin ayağına araba göndermezler. Yanılma. Çekil önümden, karışma. Bak, sana bir şey olmasından kork. Göz göre göre pisliğe bulaştırmam seni. Sana ne be? Sana ne? Çekil diyorum sana! Sana ne? Gel buraya! Dur bakalım! Çekil be! Bak kızım, ben iki türlü çıldırırım. Bir dağ yollarında kamyon sürerken... Bir de namus davasını. Bıraksana oğlum kızı, bela mı arıyorsun? Geri yoluna aslanım. Dayılar beni bozarım yoksa. Kaçmayın be! Çalacağım seni.
Hiçbir yere gidemez. Ya da beraber gideriz. Neresidir, kimdir, nedir? Hayır, hayır dedim. Ah, bırak kızı, dedim, gidemezsin dedim. Kes be! Kimsin sen? Kimsin? Neyimsin? Ne halde karışıyorsun? Acıyorum sana be. Kötü bir tezgaha düşersen ikimiz de mahvoluruz. Ne demek ikimiz? Çekil git be! Anam mısın? Babam mısın? Kocam mısın? Ne hatta karışıyorsun bana? Teşekkür etmiştim. Hakkını helal et demiştim. Yetmedi mi? Yetmedi mi daha be? Hoş geldin şekerim. Buyur. Otur şöyle. Telefon Necda Hanım. Geliyorum. Evet, geldi. Gördüm. Karşılaşmak istemiyorum onunla. Nasihat et de et. İstersen yok et. İstemiyorum aramıza girmesini. Aramıza giremez kimse. Mümkün değil. Hadi öptüm. Kimdi? Yoksa o mu? Yalçın Bey'di. Seni bekliyor şekerim. Yayladaki evinde. Buyurun. Bey, bey, gene nefes atlıklar peşindesin. Ne dediğini anlamıyorum. Şu kızdan bahsediyorum. Bizim şoförlerden Rüstem var ya. Ha. Şu sakallı aptal. Aptal mı aptal, kızla ilgileniyor. Rüstem biriyle ilgilendi mi, sonuna kadar gider. Buyurun. Polise başvursanız abi. İşi iyice karıştırmaktan çekiniyorum Abbas. Bir gün daha bekleyelim hele. Hangi it oğlu itin oyununa geliyoruz anlayamadım. Bekliyor mu? Mezar taşı gibi, çakılmış kazık gibi. Kuruyor demek ki. Büyütüyor içinde. Kötü, Rüstem'i bilirim. İyidir, hastır ama inatçı mı inatçıdır. İstiyorsun Nemrut Yalçın. Şöyle tenha bir yere geçip baş başa konuşmak. Konuş bakalım Nemrut. Sınır geçme davasından bana borçlusun. Ben bitirdim işi.
Can borcum var sana. Ödemeni rica ediyorum. Sözünden, ettiği yeminden dönmediysen tabii. Kes! Sözünden dönen dilinden dönsün be! Mertliğine güvenmesem gelmezdim zaten. Geveleme be insafsız. Birini vuracaksın. Sessiz sakin oturan. Kimi kimsesi olmayan birini. İnsafsız. İp itir, koş. Ya sen zapt edemezsen tek başına? Kayarsa bırakırım, uçar gider. Vursaydım be arkadaş. Şu aralar insanı, canını kurtardığı kimseler öldürüyor. Oturma burada. Beklediğini başka yerde ara. Ya da unut arkadaş. Unutmak... Bir şarkıyı, ilk mektepte ezberlediğin bir şiiri, içtiğin ilk sigarayı, kapıyı çalmadan giren konuyu, aşkı unutmak mümkün mü? Ey arkadaş! Adını bağışla bize. Adımdan kime ne? Almancı derler lakabıma. Bazıları da yaralı der. Şimdi söyle yaralı, seni kim saldı üstüne? Sırdır, verilmez. Ödeştik arkadaş. Herkes kendi yoluna, kendi çilesine. Selam Rüstem Kaptan. Oh, merhaba. Geldin ha? Gelmedim, geldik. Bir iken iki olduk. Aslan iken tilki olduk. Kendime bir eş buldum. Evlenir oldum. Ne diyorsun Rüstem Kaptan? Beğendin mi? Nasıl ama? Tam istepne değil mi? Nereden buldun onu? Kaçırdım. İtoğlu itler pavyona düşürmek üzereydi. İçim ısındı görünce. Beni buradan götür dedi. Esirin, kölen olurum. Namaz kılar, 5 vakit dua ederim sana dedi. Biliyordum böyle olacağını zaten. 3 gün yalnız bıraktım, gidip takıldım şu karıya. Terbiyeli ol, evleneceğim onunla. Boynuzlarım büyüyecek, biliyor musun? Abi! Yapma! Epeydir dayağımı yemedin. Yapmayın! Ne olur yapmayın! Dövüşmeyin! Ha, abi dedik. Yıllardır saygı duyduk. Hakkı! Boğazın mı seni? Boğazın mı? Hakkı! Yapmayın! Ne olur yapmayın! Ayrılın! Dövüşmeyin! Çekil! Çekil diyorum, yapma! Al başına çal! Kalk! Hadi gidelim buradan! Ne oldu? Bitmiş mi onun? Kalbi taşlaşmış onun. Aşktır, ayrılıktır, acıdır bilmez. Sevmemişiz. İçi kızlamamış. Ayrılık kavuşmamış. Öyle mi gösteriyorum? Ağlıyorsun. Ağlıyorsun sen. Bilmem. Ağlamış mıyım? Ne bu gözyaşları? Kuytularda, köşelerde bir başına dolaşmak. Baksana bana. O kızımı gördün gene. Üzdü mü seni yoksa? O kız kayboldu Takos. Yer yarıldı, içine girdi. Düşürdüler onu. Belki de pezeneklere sattılar. Şu işe bir sıvanalım derim. İş işten geçmeden ip kopuk tayfasıyla konuşalım. İp kopuğun ağası kim? Söyle. Ben sır vermem kaptan. Vicdanıma eğilir, elimden geleni yaparım. Hmm.
Bir dakika kardeş. Ne oluyorsunuz? Konuşma, görürüz. Bırak beni, bırak! Kapatın arabayı, hadi çabuk! Bırak beni! Bırakın beni diyorum size, ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Bırakın! Sağ olun ipi. Kız nerede ulan? Konuş şimdi. Bırakın beni, ne yapıyorsunuz? Öldürecek misiniz beni? Allah belamı versin. Ölüyor çünkü hiç güzel bilmiyorum. Bırakın, bırakın beni buradan. Bana geldiğinde sen de vardın. Konuş diyorum. Ağzı kim bunun? Seni vermem dedim. Hadi söyle. Ekmek kuran şapsın ki. Allah belamı versin. Bir şey bilmiyorum ben. Belanı ben vereceğim ulan. İpi bıraktın mı parça parça geleceksin eşek cennetine. Ama niçin inanıyorsunuz bana? Benim hiçbir suçum yok ki. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben vazgeçtim ulan. Ama bu gavat yaşamasın. Vay ver ipi. Hadi sana güle güle. Hayır durun, durun. Her şeyi anlatacağım size, her şeyi. Sağ ol, adam mısın doğrusu? Allah razı olsun. Esas mı oluyorsun lan? Bu dağ başında adamlık mı olur? Arkadaşlar gelmiş. Önce içip eğleniriz, sonra da işbaşı yaparız. Allah kahretsin seni! Bırak beni! Bırakın beni! Ne olur bırakın! Alçaklar! Allah bunlar! Bırakın! Hayır! 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 Bırakın beni ne olur! Yakarım ha. Bırak kıpırdasın gavatlar. Kıpırdasınlar ki... Keselim nefeslerini. Seni çok. Deliriyordum hasta. Ölüyordum acıdan. Delirecektim ben de. Ölecek gibiydim. Seni buldum işte. Gerisini unut. Hatırlama. Hayırlı hayırsız işler yaptık.
Vicdanım diyor ki git teslim ol. Suçlan ya da aklan. Şantaj içinde yaşamaktan bıksım artık. Yaralı gider arkadaşlar. Sizler sen ol. Bence Allah herkesi mutlu etsin, güneş yaşatsın. Hayırlı evlatların olsun, kanaatkar olsun. Hoşça kalın. Şu eve geldin ya, mutfağa girdin, şurada karşımdasın ya. İlk defa bir şeyler hissediyorum. Hı? Yalnızlığımı boşuna yaşamışım şimdiye kadar. Bir evde kadın yoksa orası ev mev değilmiş, barınakmış, binaymış. Şimdi süslendi burası, güzelleşti, ışıklandı. Rüstem, ben sevemem. Sebebini sorma. Sevemem. Sevilemem. Beni fidana çıkar aklından. Ama bir kadın istiyorsan buyur. Neden? Ne kötülük yaptım sana? Daha ne yapacaksın? Peşimi bırakmadın. Mertlik, iyilik ettin. Böyle biraz daha yaşasam gücüm tükenecek. Yaşamak isteyeceğim. Fena mı yaşamak? İnsan olmak, bağışlamak. Bağışlanmak fena mı? Bana göre iğrenç. Nefret etmeliyim. Kendimden de, senden de. Bütün dünyadan da. Sakin. Sakin. Git! Bırak! Çıldırtma beni! Defol! Defol! Seni öyle bir döverim ki bu tokat hiç kalır. Nefret zehirdir, ölümdür. İnsana yakışmayan aşağılık bir şeydir. Dünyada her şey sevgiyle doğar. Sevgiyle çoğalır. Yılanlar bile sevişir. Sırtlanlar bile. Çok acıdı mı? Benimle evlenir misin? Evlenir misin benimle? Severim seni. Sayarım. Mutlu ederim. Evet. Kaç bin defadır canım çekmişti burayı. Kısmet bugünmüş. Akan suları... Şu ulu çınarı ilk defa görür gibiyim. Evi sırtlayıp buraya mı getirsek ne? Bakalım beğenecek misin? Eline sağlık. Afiyet olsun. Yoksa burayı kucaklayıp eve mi götürelim? Sor bakalım etrafa ne diyecekler. Belki de istemezler. Ey ulu çınar, eski çınar, şırıl şırıl akan pınar. Dellenip akıp gidiyorsun, sana fidanımın sitemi var. Ne o Serdar, senin de benim gibi süngün düşmüş bakıyorum. Moralin bozuksa esan sür oğlum. Serdar'ı dinlersen korkarım sende moral bile kalmayacak. Ne oldu ulan? Randevucu Necla'dan taraf bir yaramazlık mı var? Necla'nın oteline baskın yaptı Rüstem'le arkadaşları. Kızı kaptılar patron.
musunuz? Çok, çok. Çok mutluyum Rüstem. Evleniyorlar ha? İkisi resmen. Kağıtları askıda. Sevinçten uçuyor karı. Sakallı da öyle. Hı, kanatlanacak hergele. Evleniyor ha? Ne düşünüyorsun patron? Çok şey. Kıskanıyor musun? Daha başka bir duygu. İçim kanıyor bilemez. Bence unut. O unutmuş çünkü. Unutalım mı dersin? Ben ömrümde kimsenin ayağına gitmedim. Çok pişmanım. Beni affetmeni istiyorum. Defol! Ne desen haklısın. Ne desen azdır. Bunu bilerek, göze alarak geldim. Aramızda geçenleri, bütün alçaklığımı unutmanı istiyorum. Yaşıyoruz ya. Yaşıyorsan bunu bana değil, Rüstem'e borçlusun. Seni de yaptıklarını da bana Rüstem unutturdu. Senden nefret bile etmiyorum. Gözümde pis bir böcekten farkın yok. Ama ne kadar güçlü olduğumu bilmeni isterim. İstersen neler yapabileceğimi, gebertip yok edeceğimi bilmeni isterim. Demek sır sendin. Acısının, derdinin kaynağı aradığı sendin. Duydun. Gözünde bir böcekten farkın yok. Bana sorarsan böcek bile olamazsın ya. Şimdi defol git. Kes ulan sus! Ne olur susmazsam ne alt edersin? Mazur görüyorum seni. Bağışlıyorum. Kullanılmış mal alanlar biraz sinirli olur. Sen ne demek istedin sen? Kullanılmış mal dedim. Bozuk mal o. İftira etme lan. Parçalarım seni. Gebertirim lan. Rüstem. Senin için önemli olan bu mu? Evet. Önemli olan bu. Dediği doğru ama bir noktaya kadar. İlk erkeğim o. Ama sevdiğin sensin. İnanma. Sevdiği de benim. İlk erkeğim çünkü. Unutama. Hayır. 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 Şimdi elveda dostum. Evlen, medres otur. Ama unutma. Ona her sarıldığında aranızda ben olacağım. Ne büyük yalanmış şu hayat. Acılı bir düş gibiymiş. O düşü gördük ya da görmedik. Ne fark eder artık? Yazık. Böyle bitmemeliydi. Her şeyin bir sonu vardır Rüstem. Bizim sonumuz da bu. Hoşça kal. Hoşça kal. Ne olursa olsun sana nikah kıyacağım Fidan. Gelinlik giydireceğim sana. Sonunda oldu işte. Kefeni yırttım. Kurtuluyorum senden. Gelininin birikmişi var biraz. İzmir taraflarında bir dükkan açacağız. Ve şu lafını hiç unutmayacağım. Azla kanaat eden her zaman mutlu olur. Dinlemiyorsun gene. Ne oluyor Rüstem? Hasta mısın yoksa? Biraz. Ne var abi? Kalbim. Kalbimdeki kadın çırpınıp duruyor. Ağlıyor bazen.
Bazen gülüyor. Konuşmuyor mu Rüstem? Çağırmıyor mu kalbindeki kadın seni? Gel al beni demiyor mu? Bitti o iş. Aramızda bir kılıç var. Kahpelik var. Ölümden öte bir hiçlik var. Gidin hadi. Kaderim size de bulaşmadan gidin, durmayın. Konuşmuyor mu Rüstem? Seni çağırmıyor mu kalbindeki kadın? Çırpınıyor. Ama sevdiğim sensin. Yalan söylüyor. İnanma. Sevdiği de benim. İlk erkeğim çünkü. Unutamaz. İster evlen ister metres otur. Ona sarıldığın zaman hep aranızda olacağım. Bas git lan! Çekil aramızdan! Ne olursa olsun sana nikah kıyacağım Fidan. Gelinlik giydireceğim. Eski kulübeyi ararken Nemrut diye birine rastladım. Rehberim oldu. Allah'ım! Bu ne biçim kader Allah'ım? Kader bizim kendi yüreğimizden başka bir şey değildir Fidan. Yitirdiğim mutluluğunu sana geri vermeye geldim. Gelinlik getirdim sana. Giyesin, sevinesin, gülesin diye. Neden? Neden düştün peşime? Bunca karışıklık, bunca macera yetmedi mi? Neden geldin? Neden? Çünkü sen benim için vicdansın. Vicdanımsın. Kadınımsın. Konuşma böyle. Unutulmaya, çürümeye terk etmiştim kalbimi. Geçmişi. Unutabilecek misin onu? Söz veriyorum. Hiç hatırlamayacağım. Unuttum bile. Bitti o. Yok oldu. Yaşamıyor. Ölme. Bu yetmez mi? Bıçağımla oynuyordun. Ayağım kaydı, üzerine düştüm. Bırakın o uyuyayım şimdi. Hepsi bu memur bey. Neyse, gene görüşeceğiz. Yalan söylüyor, biliyorum. Gözleri uyuyor. Ama kafasındaki şeytan alarm vaziyetinde. Sen seviyor musun oğlumu? Seviyorum onu. Ama zor insan. Kompleksleri var. Hanımefendi, lütfen söyleyin. Babası kimdi onun? Babası ha. Şimdi senin yönettiğin havuzlu gazinonun yerinde büyük bir konağımız vardı. Yalçın'ın babası o konağın koruyucusuydu. Bir gece konakta yangın çıktı. Kül oldu her şey, yandı. İçindekiler de. Canlı cansız her şey. Ya siz? Bir ben kaldım. Çünkü Yalçın'ın babası kurtardı hayatımı. Ama karşılığını da aldı zalim. Bana sahip oldu zorla. Gece bekçisiydi. Çünkü gündüzleri dolaşamazdı. Yüzünün yarısı urlarla kaplıydı. İblise has olan babasındaki çarpıklık Yalçın'da bütünleşti. Bir günah tohumudur o. Nemrut'un piçidir. Nemrut.
Fidan. Ölümüne yemin etmiştim. Ölümüne razıyım ben. Ölümde birleşmeye de razıyım. Otur şu masaya. Bu benim bıçağım. Ben sayılırım. Beni temsil eder. Damattır kendisi. Karşımdaki gelin de sen. Peki sen kimi temsil ediyorsun? İmamı ya da muhtarı. Önce geline soralım. Filan oğlu filan Rüstem'i kocalığa kabul ediyor musun? Buradan ebediyete kalır. Ya sen Rüstem? Falan feşmekanın kızı masum bakışlı Fidan'ı karılığa kabul ediyor musun? Rüstem! Sen öldürdün onu! Aramızdaydı. Kabus gibi, böcek gibi, yılan gibi dikilip duruyordu. Ya şimdi? Aramıza ölümü soktun. Demir parmaklıkları soktun Rüstem. İyi bildin. Yaşanacak zaman az. Ayları günlere, günleri saatlere sığdırmalıyız. Benim için, sersefil bir kız için katil oldun Rüstem. Sevdiğim için, vicdanım, kadınım için katil oldun. Allah'ım, Allah'ım. Erkekten erkeğe ne büyük fark var. Sevinirim Rüstem. Kadınlığımın tüm nimetleri feda olsun sana. Haklısın Rüstem. Yaşanacak zaman az. Aylara, günlere, günleri saatlere sığdırmalıyım. Korkarım. Seni incitmekten, kırmaktan korkarım Fidan. Korkma hiç Rüstem'im. Ben sana adanmışım çoktan. Thank you.
Şerin Azrail'in bir gün bıçağını bileyip kapıya dayanacağını düşünmedin mi lan? Gebermedin mi sen? Erkekliğimden oldum sayende. Ama yaşıyorum Allah'a şükür. Şaşkın bir kurşunun adam öldürdüğü görülmemiştir. İkinci kurşunun da şaşırdığı görülmemiştir. Üçüncü kurşunsa ölümdür. Eşitliğin asla tartışılmadığı bir sondur ölüm. Geberteceğim seni. Böcek gibi ezeceğim seni. Vur lan vuracaksan. Sana ezilecek değilim. Yalvaracak değilim sana. Hayvan, katil. Hemen değil. Katil. Benden aldığını sende bırakmayacağım. Hayalını keseceğim önce. Katil. Bağlan şu kapıyı. Herifin işini bitirince istediğinizi yapın. Köpek. Adi köpek. Doğru. Ben bir köpeğim belki. Ama adi değilim. Adi intikamını almayandır. Öldürmeye kalkanı yaşatmaktır adilik. Ayağa dikin şunu. Açın önünü. Allah aşkına. Kulun kölen olayım yapma. Köpeğin olayım yapma. Kes sesini. Yeminlere, yalvarmalara, gözyaşına kapım kapalıdır. O benim hayatıma kastetti. Erkekliğimi yok etti. Dişe diş. Kana kan. Hayır! Hayır! Ne olur yapmayın! Allah'ın sevdiğini yapmayın! Yok beni! Allah aşkına yapmayın! Hayır! Şölenine yağmur yağdır üstten. Beklemiyordun değil mi? Aksine! Adaletin senin üzerinde pusatlanıp geleceğini biliyordum. Ama bunu bilmiyordum. Önünü doğrayacağımı bilmiyordum. Biraz yalvarırsan... Köpekleşirsen de. Yalvarmam lan. Yalvarmadım hiç. Bir can için insafsıza köpekleşmem. Bitir işimi hadi. Bitir cennet işimi. Bitir. Hayır. Hadi. Hadi durma. Bitir işimi. Sen Nemrut. Evet, Nemrut'um ben. Ben George oğullarından mukaddesin gece bekçisinden peydahladığı bir kim. Babamsın. Babam. Oğlum. Oğlum. Baba. Lanet olsun. Lanet. Baba. Hayır Fidan. Babam değilim senin. 1,5 aylıkken ananın kucağına geldin. Şükür. Buna da şükür Rabbim. Allah'ım. Hüsten. Çok şükür. Öldü mü hepsi? Ölenleri gömdük. Yaralıları jandarma devriyeleri götürdü. Seni hastaneye yatıracağım. Ya sen? Masum bakışlı Fidan'ım ya sen? Ben kapılara, pencerelere adanmışım. Senin yollarına adanmışım. Beklemelere, gözlemelere adanmışım. Ben de sana adanmışım Fidan. Buradan ebediyete kadar. Thank you.